8. sınıf İnkılap Tarihi 11. dersimiz Sevr Antlaşması. Beraber giriş yapalım. İnkılap Tarihi Sevr Antlaşması. 1. Dünya Savaşı sonunda İtilaf Devletleri 18 Ocak 1919'da Paris'te bir toplantı düzenledi. Bu toplantıda mağlup olan devletlerle yapılacak olan barış antlaşmalarının şartları belirlendi. Ancak Osmanlı Devleti ile yapılacak olan barışın şartları belirlenemedi. İtilaf Devletleri 18-20 Nisan 1920 tarihleri arasında İtalya'nın Sanremo kentinde toplandılar. Osmanlı Devleti ile yapılacak olan barışın şartlarını görüştüler. Toplantıda alınan kararlar Paris'te bulunan Osmanlı temsilcisi Tevfik Paşa'ya bildirildi. İstanbul hükümeti anlaşma taslağındaki bazı maddelerin kabul edilemez olduğunu bildirdi. Bu arada Yunanlar Bursa ve Edirne'ye, İngilizler de Bandırma ve Mudanya'ya asker çıkararak anlaşma şartlarının kabul edilmesini hızlandırmaya çalışmışlardır. Bu gelişmeler karşısında İstanbul hükümeti anlaşma şartlarının kabul edilmesine karar verdi. İstanbul'da padişahın başkanlığında toplanan saltanat şurasında barışın imzalanması kararı alındı. Bu karar üzerine Paris'e giden bir heyet 10 Ağustos 1920 tarihinde Sevr Barış Antlaşması'nı imzaladı. Sevr Antlaşması'nın maddeleri nelerdi peki? Ona bakalım. İstanbul Osmanlı Devleti'nin başkenti olarak kalacak ama devlet gayrimüslimlerin haklarını gözetmezse İstanbul Türklerin elinden alınacaktır. Diğer maddemiz boğazlar savaşta ve barışta bütün devletlerin gemilerine açık olacak ve boğazlar ile çevresi, bayrağı ve bütçesi olan uluslararası bir komisyonun denetimine bırakılacaktır. Askerlik zorunlu hizmet olmayacak ve askeri kuvvet olarak da 50.700 kişiden oluşan bir ordu bulunulacaktır. Ordunun ağır silahları olmayacaktır ve deniz gücü ise 13 tane küçük gemiyi geçmeyecektir. Diğer maddemiz kapitülasyonlardan tüm müttefik devletler yararlanabilecek ve Osmanlı Devleti savaş tazminatı ödeyecektir. Doğu Anadolu'da Doğu Beyazıt, Van, Muş, Bitlis ve Erzincan içine alan bir Ermenistan devleti, Güneydoğu Anadolu'da ise bir Kürt devleti kurulacaktır. Sevr Antlaşması'nın sonuçları, Türk milletine yaşama hakkı tanımayan bu antlaşma, Türk milletinin vatan işgaline karşı mücadele azmini arttırmıştır. Sevr Antlaşması, Mebusan Meclisi'nin onayından geçmediği için hukuken geçersiz bir anlaşma olmuştur ve Osmanlı Devleti'nin tarihinde imzaladığı son antlaşma Sevr Antlaşması'dır. TBMM Sevr Antlaşması'nı imzalayan ve onaylayanları 19 Ağustos 1920'de yapılan toplantıda vatan haini olarak ilan etmiştir. Sevr Antlaşması'nın imzalanması İstanbul'da da tepkilere yol açmış ve damat Ferit Paşa hükümeti istifa etmek zorunda kalmıştır. Evet arkadaşlar, etkinliğimiz var. Birkaçını beraber çözelim, diğerlerini siz çözersiniz. Sevr Antlaşması'na ait bu maddelerin siyasi, askeri, sosyal ve ekonomi alanlarından hangisiyle doğrudan ilgisinin olduğunu yanında bulunan kutucuklara yazınız demiş. 1. Musul, Irak ve Arabistan toprakları İngiltere'ye bırakılacaktır. Bu siyasi bir sonuçtur arkadaşlar. 2. Osmanlı Devleti savaştan zarar görenlere tazminat ödeyecektir. Tazminat nedir arkadaşlar? Ekonomik bir nedendir. Bu da ekonomi olacak. Ekonomi. Osmanlı Devleti'nde askerlik zorunlu olmayacak.
Osmanlı ülkesindeki asker sayısı 50.700 kişiyle sınırlı tutulacaktır. Bu da arkadaşlar askeri alanla ilgilidir. Askeri. Diğerlerini siz yaparsınız arkadaşlar. Bir de buradaki etkinlikten birkaç tanesini yapalım. İtilaf devletleri Sevr Barış Antlaşması'na son şeklini İtalya'nın Sanremo şehrinde vererek Osmanlı Devleti'nin temsilcisi olan Tevfik Paşa'ya bildirmişler. Doğru mu arkadaşlar? Evet, doğru. İkincisi Sevr Barış Antlaşması'nın maddelerini görüşmek amacıyla İstanbul'da Saltanat Şurası toplanmıştır ve bu şura Sevr Antlaşması'nı imzalamıştır. Bu da doğru. Ve Sevr Barış Antlaşması İtilaf Devletleri'nin 1. Dünya Savaşı sonrasında imzaladığı son barış anlaşmasıdır. Bu da doğru. Diğerlerini siz çözersiniz arkadaşlar. Dersimiz burada sona ermiştir. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere.